Son zamanlarda yaşanan çığ olayları bu duruma ne kadar hazırlıklı olduğumuz sorusunu aklımıza getirdi. Biz de çığ düşmesi durumunda hayatta kalmak için neler yapmamız gerektiğini sizler için araştırdık. Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Videomuzu yararlı bulursanız beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Çığ altında kalırsanız neler yapmanız gerek? Buna birazdan değineceğiz. Ama öncelikle çığdan korunmak için neler yapmanız gerek? Bunlardan bahsedelim. Unutmayın, felaketlerden en iyi korunma biçimi önlem almaktır. Çığ oluşabilecek alanlardaysanız şunlara dikkat ediniz. Yoğun kar yağışı oluşmuş eğimli bir bölgede şiddetli rüzgar olması durumunda risk yüksektir. Bölgeden uzak durunuz. En tehlikeli çığların 30-40 derece eğimli yamaçlarda oluşmasından dolayı bu tür yamaçlara daha fazla dikkat etmelisiniz. Yamaçlarda üst üste yığılım yapmış kornişlerin altında zaman geçirmeyiniz. Eğer arazideyken çökme sesi, kırılma ve oturma sesi benzeri sesler duyuyorsanız çığ oluşma anına çok yakınsınız demektir. Yüksek riskli bölgeleri geçerken grubun emniyetli yerde beklemesi ve birer birer geçilmesi doğru yöntemdir. Çığ fark ettiğiniz anda neler yapmalısınız? Soğukkanlılığınızı muhafaza etmeye çalışın. Çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine ve etrafta bulunan araçlara bakarak en kısa sürede riskli alanı terk edin ve daha güvenli yerlere ulaşmaya çalışın. Mümkünse bağırarak ya da korna, düdük ve benzeri araçlarla çevrenizdekileri uyarın. Kayak yaparken çığın önünde kalırsanız çığın rotası dışına doğru kaymaya çalışın. Yakalanmanız kesin ise sabit bir cisme tutunmayı deneyebilirsiniz. Sırt çantası taşıyanların çığın topuğu civarında yüzeyde kalma şansı daha fazladır. Bu nedenle sırt çantanızı çıkarmayın. Bazı dağcılar yastık kullanarak yüzeyde kalma şanslarını arttırırlar. Tüm bunlara rağmen çığa yakalanmış iseniz şunları yapın. Yerden destek alıp serbest stilde yüzme hareketleri yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışın. Ağzınızı sıkıca kapatın ve kafanız kar altında kaldığı anlarda mümkünse nefesinizi tutmaya çalışın. Çığ üzerinize katman katman yığılabilir. Bu nedenle mümkünse çığ durmadan kısa süre önce bacaklarınızla yeri sertçe iterek kalkmaya çalışın. Eğer tam olarak gömülmemiş iseniz ellerinizle kazarak ya da kara tekme atarak dışarı çıkabilirsiniz. Çığ durmadan önce mutlaka bir elinizi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüzün önünde, diğer elinizde başınızın üzerinde tutun ve kar altında kaldığınız zaman boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes boşluğunu genişletin. Bu boşluğu başınızı sağa sola çevirerek büyütmeye çalışabilirsiniz. Eğer kara gömülmüş iseniz yönünüzü belirlemek için tükürün ve tükürüğün akış yönüne göre yukarı tarafın hangi yönde olduğunu belirleyip o bölüme doğru kazmaya çalışın. Umarım üzerinizde metal bir levha ya da benzeri bir şey vardır. Bu metal dedektörü ile bulunmanızı kolaylaştıracaktır. Karda ses iletimi azdır. Eğer yüzeye yakın olduğunuzu hissediyorsanız bağırın. Enerjinizi dikkatli kullanın. Yanınızda düdük, elektronik zil ve benzeri bir şey varsa daha da şanslısınız. Araç içinde çığa yakalanmış iseniz bunları yapın. Öncelikle motoru durdurun. Bunlar araçtaki oksijen miktarını koruyacaktır. Ayrıca sigara içmeyin, ateş yakmayın. Telsiz ya da telefon varsa çağrı yapın. Mümkünse 112 hattını arayarak durumu bildirin ve telsizi alıcı konumunda sürekli açık tutun. Dışarıya ses için korna ve görünmek için fener ve benzeri ışık kullanın. Araçta bir çubuk veya benzeri bir alet varsa karın içinden yukarıya doğru batırın. Kurtarmaya gelecek olanların çubuğu görmelerini sağlayın. Aracı çevreleyen karı kazmaya çalışın. Ancak kazarken kendinizi güvende hissetmiyorsanız emniyetiniz için araç içinde kalın. Önemli olan oksijen miktarını dikkatli kullanıp kurtarılmayı beklemektir. Eğer çığ esnasında yardıma koşmuş kişilerden iseniz, ilk yardım eğitiminiz yoksa ve zorunlu olmadıkça çığdan kurtarılan kişileri hareket ettirmeyin. Çığdan etkilenen kişilerin öncelikle üzerini örtün. Doğrudan sıcak bir ortama kesinlikle sokmayın. Sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyin. Umarız böyle bir durumla hiç karşılaşmazsınız. Bu videomuzda çığ ile karşı karşıya kaldığımızda neler yapabileceğimizden bahsettik. Videoyu yararlı bulduysanız beğene basmayı, bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız Öneri Dünyası YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. It's running.